Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 25 Ocak günü yayınladığı bir bildiride ayda uzun süreli insan varlığının sağlanmasına yardımcı olacak olan yeni nesil bir roket motorunu test ettiğini açıkladı. Daha az yakıtla daha çok itki üretebildiği söylenilen bu yeni nesil motor, özel bir bakır alaşımının 3 boyutlu yazıcılarla üretilmesiyle elde edildi. Motor, test sırasında yaklaşık 2 tonluk bir itiş gücü üretti. Bu, Apollo programında ay iniş aracında kullanılan yükselme motorunu ürettiğinden daha fazla bir güç demekti. Klasik sıvı yakıtlı motorlara nazaran %25 daha verimli olduğu açıklanan ve dönen patlama motoru adı verilen sistem, gelecekte ay iniş araçlarına, Mars ve ötesine gidecek uzay araçlarına güç verecek kadar kabiliyetli olacaktı. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda gelecekteki uzay araçlarında sıkça kullanılması beklenen dönen patlama roket motorlarından bahsedeceğiz. Dönen patlama motorunun diğer roket motorlarından en büyük farkı, yakıt ve oksitleyici arasındaki tepkimenin bir yanma şeklinde değil, patlama şeklinde gerçekleşmesidir. Peki bu tam olarak ne demektir? Kimyasal yakıtlarda yanma iki temel şekilde gerçekleşir. Birincisi tutuşma şeklinde gerçekleşen ve yanmanın ses altı hızlarda oluştuğu şekildir. Deflagrasyon adı da verilen bu yanma şekli, ateş yaktığınız kibritte, kullandığınız arabanın motorunda ya da günümüzde kullanılan çoğu roketin motorunda gerçekleşen türdeki yanmadır. Diğer yanma şekli ise patlamadır. Burada yanma eğilimi süpersonik hızlarda gerçekleşir ve normal yanmaya göre çok daha güçlüdür. Bu tür yanmalarda oluşan alevin yarattığı şok dalgası ses üstü hızlarda seyahat eder. Askeri patlayıcıların ve bombaların çoğu hedefe ulaşıp tetiklendiğinde oluşan yanma patlama türüne en güzel örnektir. Patlamanın motorlarda kullanımı ise iki ana türde gerçekleşir. Birincisi darbeli patlama motorlarıdır. Bu tür motorlarda yanma odası uzun, boru şeklinde bir egzoza sahiptir. Bu tür bir sistemde motorun çalıştığında patlama sonucu oluşan gazlar egzoz borusundan sesten yaklaşık 5 kat hızlı bir şekilde çıkarlar ve itki üretirler. Ancak bu tür motorların her patlama sonrasında kalıntılardan arındırılması, tekrar yakıtla birlikte oksitleyiciyle doldurulması, ardından da ateşlenmesi gerekir. Bu ise etkiyi kesintili bir hale sokar. Patlama motorlarının ikincisi olan dönen patlama motorlarındaysa patlama kesintiye uğramayan düzenli bir akış şeklinde devam eder. Bu tür motorlarda patlama düz bir boru yerine iç içe geçmiş iki silindirin arasındaki boşlukta yaratılır. Yakıt ve oksitleyici boşluk içine yerleştirilmiş bir dizi sıralı bağlantı ile iletilir. Bu yakıt dizisi sayesinde motor ateşlendikten sonra patlama bir sonraki yakıta doğru ilerler ve motora yakıt verilmeye devam edildiği sürece de durmaz. Süpersonik hızla ilerleyen patlama dalgası tepkimenin ve itkinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlar. Benzer türde motorlara göre teoride %25 daha verimli olduğu bildirilen dönen patlama motorları, jet ve roket motorlarında pratikte uygulamaya çalışıldığında motor içerisinde dönen patlamanın ve şok dalgasının düzeninin sağlanmasına dair zorluklar yaşanıyordu. Motorun yapıldığı malzeme patlama dalgasıyla yaratılan ısı ve basınç değişimlerine karşı dayanıksız olabiliyor ya da patlamalar uygun düzende yapılmadığı için elde edilen etki işlevsiz oluyordu. Ancak gelişen teknoloji ve bilgisayar kontrolü yakıt iletim sistemleri sayesinde NASA'nın son ürettiği dönen patlama motoru, saniyede 30.000 tura varan hızlarda dönen döngülü patlamaları kontrollü bir şekilde üretebilmekte. Yeni nesil geliştirilen motorun önemli farklarından da bahsetmemiz gerekirse, geçmişte test edilen tasarımlarda en fazla birkaç saniyelik ateşlemeler yapılmaktaydı. NASA'nın birebir ölçekli test motorundaysa 1 dakikalık kesintisiz ateşlemeler motora bir zarar vermeden yapılabildi. Bu, gelecekte bu tür motorların sürekli olarak uzayda görev yapacak uzay araçlarında rahatça kullanılabilmesine imkan veren önemli bir kazanım. Daha az yakıtla daha çok itki üretebilmeye imkan veren dönen patlama motorları üzerinde sadece NASA çalışmıyor. Sağlayıcı potansiyeli kullanmak isteyen başka kurumlar da daha küçük ya da büyük modeller üzerinde çalışmalarını yürütmekte. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Donanması, türbin motoru kullanan gemilerinin görev menzillerini artırmak için gemilerde kullanılabilecek türde patlama motorlu türbinler üzerinde 10 yıldan uzun süredir çalışıyor. Yine Amerikan Hava Kuvvetleri'nde hipersonik hızlarda uçacak drone ya da seyir füzelerinde kullanılmak üzere bu tür motorlar üzerinde Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor. Amerika dışındaysa Rusya, Polonya, Japonya ve Çin bu alanda dikkate değer çalışmalar yapmakta. Yüksek verimli dönen patlama motorlarını NASA yakın gelecekte daha da büyütmeyi planlıyor. Şu anda testleri yapılan ve 1.8 ton itiş gücüne sahip modelin ardından Marshall Uzay Merkezi'nde 4.5 ton itiş gücü üretecek ve yeniden ve sürekli kullanılabilecek bir model üzerinde çalışılacak. Bu itiş gücü Apollo programı sırasında Ay'a insanları götüren iniş aracının kullandığı motorun gücüne denk bir güç üretecek. Ve bu geliştirilecek olan roket motorunun
ay yörünge istasyonuyla kalıcı ay üssü arasında yük ve insan taşınmasında ya da bilimsel veya ticari çalışmalar yapılan insansız üslere ulaşım için kullanılacak seyir araçlarının kontrol edilmesinde kullanılması planlanıyor. İnsanlık yakın dönemde ayda ve sonrasındaki yıllarda derin uzaydaki çalışmalarını artıracak ve bu çalışmalarda kullanılacak araçların verimliliği, yük taşıma kapasiteleri ve roket motorlarının kabiliyetleri çok önemli bir rol oynayacak. Dönen patlama motorları da sundukları verimlilik taahhütüyle üzerinde çalışmaya değecek bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.